Onu da nihayet... Ha yok, bu değil. Bu, bu. Bu mu? Ama bir şeyi eksik bunun. Ama bunun böyle daha çok yırtığı olmayacak mıydı? Tamam işte. 1, 2, 3, 4, 5. Ha şuralar da tamam. Tabii. Tamam o zaman. Yalnız bunun bir eksik tarafı var, onu söyleyelim. Nedir hocam? Bu yaprak daha tam olgunlaşmamış. Dikkat edin, taze bu daha. Yani ha, körpe. İyice olgunlaşması lazım. Niye kullanıyoruz onda biz bunu? Bunu niye kullanıyorsunuz? Bakın. Çınar yaprağı. Evet. Ama 5 yırtığı var bak. 1, 2, 3, şurada 4, şurada da 5. Yani daha ben İstanbul'da üç, bunun toplanma zamanı değil. Değil tabii. Temmuz'un sonu, Ağustos'un ortalarında ancak olgunlaşabiliyor. Ha. Şimdi bakın, bunu İran çok iyi bilir, çınar yaprağını. Avicenna kimdir biliyor musunuz? Avicenna. Avicenna kim hocam? Evet, Avicenna İbn Sina'nın batıda bilinen ismidir. Ha. Yani Avrupa'da, Amerika'da İbn Sina'yı Avicenna olarak, o isim altında bilirler. Ve İbn Sina'nın kitaplarında çınar yaprağından bahsedilir. Çünkü bazı kimseler, ben bunu ilk bahsettiğimde, yok efendim çınar yaprağı zehirlidir, toksik etkilidir, kullanmayın. Allah Allah. Tabii böyle bilmeden konuşuyorlar. Bu çok yanlış bir şey. İbn Sina'nın kitabında var. Ama hangisi? Bu söylediğimiz orientalis türü, yani orient, doğu demektir biliyorsunuz. Peki ne yapıyoruz biz çınar yaprağını? Şimdi çınar yaprağı mesela İbn Sina ne için önermiştir? Ağızdaki aftlar için. Taze çınar yaprağını kaynatıp suyuyla ne yapacaksınız? Gargara yapacaksınız. Boğaz enfeksiyonlarında, romatizmal şikayetlerde, evet bu çınar yaprağı. Şimdi ama ben ne diyorum? Kireçlenme. Şimdi bakın, İran'dan gidin, getirttirin çınar yaprağını. Aynı 5 derin yırtıklı. Bunlar orientalis türüdür. Bizim memleketimizde olan? Bizim memleketimizde olana da orientalis diyorlar. Halbuki yanlış. Anatolius. Bizdeki farklı. Hadi biz onu o kadar anlamıyoruz da, o da işe yarar mı? Anlayacaklar efendim. Kireçlenme neden de işe yarar mı? Ha, siz İran'dakini, Afganistan'dakini, Hindistan'dakini kullanırsanız faydası yok kireçlenmeye. Biz onları nereden bulacağız zaten hocam? Yurdumun ağacından gidip yok kokluyoruz. Zaten oradakinin faydası yok diyorum Zahide Hanım. Şimdi oradakiler hep orientalis türü. Ama bizdeki ben Anatolius diyorum. Şimdi dediler ki ya hoca bunu nereden çıkarttın? Bakın Ege bölgesinde, Batı Karadeniz'de, özellikle Balıkesir yöresinde ve Toros Dağları'nın İç Anadolu tarafına bakan kısımlarında yetişen çınar yaprağı en mükemmel olanıdır ve en doğru olanıdır. Peki farkı neden? Fark neden? Nereden kaynaklanıyor? Biliyorsunuz toprağımız, dünyada bir numaralı ülkeyiz bor kaynaklarında. Bor, çünkü bunun yapraklarında bor var. İşte kalsifikasyonu, kireçlenmeyi yok eden de bu. Kireçlenme için 5 yırtıklı çınar yaprağını alıyoruz, kaynatıyoruz ve evet, 2 suyunu dakika kaynatın, 10 dakika bekletin. Peki. Ve sabah akşam içecekler. Ve biliyorsun ben bahsetmiş miydim, Konya'daydım. Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Orman Bakanlığı'nın organize ettiği şey, bu tıbbi aromatik bitkiler kongresi vardı, uluslararası. Ben de davetli konuşmacı olarak oradaydım. Yine bahsettiniz. Orada sordular ya hocam, sizin bu bahsettiğiniz çınar yaprağı, yani niye buna Anatolius diyorsunuz? Bunun doğru adı orientalis. Ben demiyorum dedim, yani bunu ben söylüyorum, farkını ortaya koydum. Biz isminden çok işe yararlılığıyla ilgilendiğimiz tabii için, kireçlenme varsa ayaklarınızda yapacağınız şey 5 yırtıklı çınar yaprağı bulup 2 dakika kaynatıp sabah akşam özellikle Ege bölgesi, Batı Karadeniz bölgesi, onu söyleyelim. Peki.